Hoş geldiniz. Bir iki dakika erken açayım dedim. Selamlar Ozan. Açıkçası ilk defa canlı yayın yapıyorum. Nasıl çalışıyor sistem? Kimseyle konuşmuyormuş gibi oluyorsun ama konuşuyorsun. Biraz değişik olacak ama bakalım. İyiyim Onur, senden ne haber? Ya bugün bir işte Amerika'da yaşam, Bali'yi gördüm, orada yaşam, işte Kuala Lumpur ve yazılım alanı özellikle ağırlıklı bir canlı yayın yapayım istedim. Bu canlı yayında da sorusu olanlar da sorabilir. İşte ben bildiklerimi anlatmaya çalışacağım. Ya ilginç bir şekilde insanlar bilgiye zor ulaşıyor. Bazıları da işte bilgilerini çok fazla anlatmak istemiyorlar. Hani belirli aşamalara gelen insanların anlattıkları bilgiler bazen eksik kalabiliyor. Ben de geçtiğim yolları anlatmak istiyorum. Özellikle kariyer değişikliği yapmak isteyen varsa kesinlikle bu alanda çok fazla böyle hikaye dinlemek istiyorum. Çünkü ben de bir kariyer değişikliği yapmış birisiyim. Amerika'dan şu an ayrıldım. Yani kış geldiği için çıktım. Yaz geldiğinde tekrar dönmeyi planlıyorum. Ancak kışın bir soğuk daha çekmek istemedim. New York'un soğukları çok fena. Boston daha fazla soğuk ve kara sahip. New York biraz daha şehir yapısı olduğu için çok fazla kara gördüğünüz günler az oluyor. Yani 3 gün falan böyle yollar tıkanıyor. Ama Boston'da çok daha fazla. Ya ben Sivaslıyım. Sivas'ta tabii şu an ciddi bir kış kalmamış konuştuğum kadarıyla. Ama Sivas'ın eski kışları Boston ve New York'ta vardı. Teşekkür ederim Nevzat, hoş geldin. Onur, neden vazgeçtin? Çünkü bazen kursların bazı avantajları dezavantajlarından daha az oluyor. Sen de haklısın. Ama hani özel değilse bilmek de isterim tabii neden vazgeçtiğini. Ben de bir senelik kursa gitmiştim. New York'ta bir senelik kurstaydım. Yazılım eğitimi aldım. Ondan sonra çalışma izni verdiler. Tabii bunu arkadaş yayına girince daha detaylı konuşuruz. Hatta onu davet edeyim ben. Arkadaşı davet ediyorum şimdi. Almanya'da yüksek lisans. Ya Amerika'yı şimdi eleştiri alabilirim ama Amerika'yı gördükten sonra Avrupa'nın bazı şeyleri daha avantajlı gibi geliyor. Maddi açıdan Amerika çok daha iyi. Sosyal haklar anlamında Avrupa çok daha iyi. Yazılım eğitimini aldıktan sonra çalışma izni ne şekilde veriliyor ve bu eğitimleri boyunca orada nasıl geçimimizi sağlayabiliriz? Kurs ücretleri nelerdir? Aslında canlı yayının tamamen konusu bu Ozan. Aslında arkadaş yayına girdikten sonra bunu cevaplayayım. Çünkü o da bana bunlardan soru soracak. Hemen alıyorum. Roy geliyor. Evet. Merhabalar Royan. Hoş geldin. Sesim geliyor mu sana?
İyiyim, teşekkür ederim. Ben de sağ ol. İyi, teşekkürler. Nasıl gidiyor? Sen nasılsın? İyi misin? Ben de Biraz çok sigara içiyordum biz da. acaba? Ben de daha yeni tanıştık Sorun olmaz aslında. herhalde. Sigara içen var mı aranızda bilmiyorum da. Afiyet Yani olsun. biz bağımlısı illa vardır. Evet. Vardır. Evet, Aynen. Biraz çok kendinden taşkın oldu. bahsedebilir misin? Ben Değil de mi seni sana? tam Ya da olarak dün tanımıyorum. iki Biraz üç gün falan bahsedeyim oluyor ama herhalde. Ben de çok böyle kendini tanıtma konusunda iyi bir değilim ama nereden başlayacağım şu an bilemedim açıkçası. Sen spesifik sorular sorarsan daha iyi olur. Benim kolayıma göre yani öyle diyeyim. sen de Yani kariyer değişikliği yapmayı şöyle planlıyorsun şu an bildiğim kadarıyla. O yüzden Türkiye'de ne isim iş yapıyorsun? vermeyeyim. Yani havayolu birimde çalışıyorum kabin memuru olarak. Yaklaşık 3 senedir işte Evet. yapıyoruz bu mesleği ama ilk girdiğim günden beri açıkçası çok böyle tatmin olmadım diyebilirim. Yani bunun işte belli sebepleri var. Yani hem ekonomik hem benim biraz böyle kişisel Anlıyorum şu an. geçmişimle alakalı. Yani hoşuma gitmedi. Aslında çok iki seçenek vardı önümde. Yani ya havacılıkta devam edecektim kokpitte ya da orayı da beğenmezsem işte önümde ikinci seçenek web geliştirme vardı. O da zaten pandemiden sonra oldu. Ben de zaten işe pandemiden önce girmiştim. İşe orada sarpa sarınca bir de işte biraz çarpık yüzünü görünce Evet. havacılığın benim için olmadığına karar verdim. Sonrasında Neler? işte yazılıma girme kararı aldık. Senin hikayene de biraz benziyor aslında. Videonu seyrettiğimde ilk Boston'a mı gidecektin? Ya da Boston Amerika'da mı? Ben New York'a gittim. Sonra Boston'a geçtik. Sonra New York'a bir geri dönüş yaptık. Biraz karışık oldu bizim işlemler. Aslında senin Evet. dediğin durum gibi aslında hikayemiz benziyor. Ben de ziraat mühendisliği olarak Aha. bir işe girmiştim. Kredi kooperatif işlerinde girdim. Belki hayal olabiliyor bazı şeyler ama senin de dediğin gibi hani tam sana değil mi orası biraz fark ediyor. Bana göre değildi. Yani bunu Ben duyuyorum. ses kesiliyor diyor. Yayın şu an iyi mi acaba? Evet. Tamam. Ben de ziraat mühendisliği mezunuyum. İşe girdim. Bu iş bana göre değil. Değil ki zaten hep yazılım ya da bilgisayar Evet. üzerine bir şey yapmak bazen biliyorsun hayat şartları din üniversite bölüm geldikten sonra o yöne doğru. Ben de ondan sonra bir karar aldım. Dedim böyle olmayacak istifa ediyorum. Kalktık. Öncesinde bir hazırlığın yoktu yani Daha planın sonra vizeye yoktu başvurdum. ya da yani İlginç bir kafanda yanı da vardı. bilmiyorum şöyle düşünüyor muydun? Ya tamam Yok. ben burada mutlu değilim ama şu anda öyle bir hazırlık da yapmadım. Amerika'ya gitme planım var ama hani onun hazırlığın öncesinde istifa etmeden önce başlamamıştın değil mi? Aslında şöyle bir şey var. Ben işe girmeden önce bir Amerika'ya gitmiştim 6 aylık bir dönemde. Okul biter bitmez üniversitede. Sonra geldiğim askerlik okulu, taşınma, bir sene kalma, böylesi bir durum. Daha sonrasında ise Ha? işe girdikten sonra iş yürümüyor. Dedim bana göre değil. Ama çıkmadan önce Hmm. dedim gideceğimin planını yaptım. Ama Orada vizenin garantisi yok ben biraz aslında. Hani vize yetersiz yapmak davranıyorum diyebilirim. belki doğru. Bilmiyorum. Senin Ben bir şey ya benim de ona benzer hikayelerim var. Çat diye istifayı basıp hiç plansız programsız böyle bir takım dalaştırmışlar işler oldu ama şu an işte o geçmişte yaşadığım hataları hatırladım demek ki ders çıkardım ki şu an öyle nasıl diyeyim sularda yüzmüyorum diyelim. Biraz daha hani böyle garantici sistematik bir şekilde ilerliyorum. Evet aslında benziyor. İşte ben de aynen. eskiden vize almak kolaydı aslında. Şu an etmeyi ben pek tavsiye etmiyorum herkese. Çünkü biraz garanti yapmadıktan sonra vizeye başvurmak çok riskli. Ki zaten bir sene sonrasına falan veriyorlar Evet. randevuyu. Böyle bir durumda da sıkıntılı bir sürece giriyor insanlar. Sen yazılım başladım dedin. Hangi Aynen ya benim ilk dillerle başta başladın? şeyle Hangi başladım. alanı tam Ben daha işe yönlendin? girmeden önce böyle bir ufak JavaScript. Python'la tanışmam olmuştu. Dedim ki yani şimdi biraz da böyle geleceğe yönelik bir şeyler yapmamız lazım. Ne gibi? İşte yani iş yapay zekaya doğru gidiyor. Sonra hiçbir şey bilmiyordum. Hani yazılımla alakalı
Hani ufaktan Evet. kulaktan dolma bilgiler vardı ama hiçbir şey bilmiyordum. Sonra yazdım şeye. Google'a her zamanki gibi. İşte en popüler programın dili hangisi ya da işte nereden başlamalı yazılıma falan Evet. filan. Üstte Python vardı. Ha dedim Python tamam. İşte neyde kullanılıyor? Yapay zekada kullanıyor. Yani, Doğru. okey benim işte gitmek istediğim rotada lazım olacak işte tool'lardan bir tanesi. Tamam, bir saniye. Şu sesi bir kısayım da. Meta yazıyorlar. Heh. Böyle Python'a başladık. Sonra işte data analyst, yani veri analizi, sonra işte veri bilimi, makine öğrenmesi, derin öğrenme falan filan diye böyle kendime bir rota çizdim. Ve başladık öğrenmeye. Sonra baktım ki bana göre değil. Yani şöyle, şeydeki o high order function'ları biliyorsunuz JavaScript'teki. İşte yok reduce'lardı, yok işte map'lerdi, filter'lardı, ondan sonra ne bileyim bir sürü şeyler var. İşte Evet. class'lar, işte OOP'ler, object oriented programming falan. Ya yani onları öğrendim ben şimdi Python'da ama bakıyorum ben kullanacak bir alan yok. Sadece kullandığın şeyler işte concat, işte atıyorum filter, yok işte böyle basit basit şeyler. Ya dedim ki ben bunları boşuna mı öğrendim? Yani veri alıyorsun tamam onu işte görselleştiriyorsun vesaire vesaire. Ama ortaya bir şey çıkmıyor. Yani sadece böyle ortaya çok istediğim sonuçlar ortaya çıkmadı. Ortaya Sonra bir evet, arkadaşım dedi ki yani bir web ürün geliştirmeyi lazım, niye değil mi? öğrenmiyorsun falan. Ondan sonra işte benim web geliştirmeye ben o sonrasında web geliştirmeye karar kıldım. Sonrasında işte başladık HTML, CSS, JavaScript. Sonrasında işte React. Aslında tabii ki böyle bir belirli bir alan belirlemeyenlere ben direkt JavaScript'le başlamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü HTML, CSS, JavaScript'ten sonra bir de React bütün yapılabilen sektörlere bunlarla girebiliyorsun. JavaScript ile Evet. hem web alanına girebiliyorsun, yapay zeka olsun, Evet. teknik alanında her şeyde JavaScript kullanabiliyorsun. Ben bu takdirde tavsiye ediyorum. Yani girin JavaScript ile bütün alanları deneyin. Çünkü bütün alanlarda küçük projeler var, basit projeler. Onları yaparsınız. Sesin arada De kesiliyor. gerek web'de gerek yer alanında Ben mi sıkıntı şey diyeyim acaba? Sesin giriyor. arada kesiliyor Ona da. göre bir yönelim. Görüntülü bir sıkıntı yok ama sesin arada Nasıl? kesiliyor evet. Şeyden mi? Öyle Bağlantıdan mı acaba? değil mi? Ben Geliyor ama arada böyle bir gidiyor diyor. şu an geliyor mu sesim acaba? Olabilir, Olabilir. bilmiyorum. Ya da Ben de tam mesafeden olarak mi diyelim? net ama internetten de olabilir. Olabilir. O da olabilir. Valla bildiğim şekilde Tabanlı JavaScript'e kullanılıyor. bir yönelik ediyorum. Yani ben de çok bir tecrübe tabii bir alanda senior denilen bir durumda değilim. Ama işte bu şekilde tabii insanlar bu alana girdikten imkanları da var. Çünkü diğer alanlarda JavaScript veriyle çalınabilecek iş alanları çok fazla oluyor. Ben mobile yöneldim. Önce web'le başladım. Şu an New York'ta beraber başladı. O da katıldı şu an yayında. O da web alanında ilerliyor. Hatta yanına o alanda ilerlemeye devam ediyor. Çünkü ikimiz de girdik aynı Evet. alanda. Bak daha çok seviyoruz aynı alanı. O tarafa doğru yönelmeye başladık. Bu da bir çevre edinme. Mesela bir WhatsApp grubumuz var bizim orada. Hem Türk hem yabancı yazılımcılar isteyenler o gruba dahil olur. Orada konuşmalarımız oluyor. İnsanlar var. O açıdan da güzel. Aslında Yorka mı başka bir şehre mi taşınmak Ya yoksa senin yazılım şu mu an San son Francisco söylediklerini çok gibi anlamadım. planım var mı? İnternet bağlantısı biraz kesiliyor sesler demişler. Aa, Ha, benimki iyi anladım. gösteriyor. De Yapabileceğim bir şey var mı bir bilmiyorum sıkıntı var aslında. mı Şu an arkadaşlar? sesinizi ben yani internet bağlantısından dolayı biraz geliyor sesler. Ping latency diyorlar ya. İlginç yanı ben Ondan mı tam acaba? duyuyorum, net olarak duyuyorum. Aslında Instagram bu konuda biraz daha ya WhatsApp'a. Evet. Ya sen şeyle ilgili Ya bu sorun. sorun oluyor mutlaka. Ya ben ablamla Bu kaleye ilgili bir şeyler yazıyoruz. sormuştum galiba ama. Nasıl?
Ya ben Senin senin yolunu Amerika'daki sevdikten sonra ben istediğin şey özel bir şehir yapıyordum. var mıydı Bakıyordum hiç biraz değil mi? hani nasıl gidebiliriz, nasıl şey yapabiliriz. Ya ilk başta şu sponsorlu işler vardı. Bir onu deneyeyim dedim. Birkaç aslında hiç başvuru yapmadım ama hani şartlarına falan Evet. bakıyorum. Genellikle senior arıyorlar. Junior ilanlar çok az. Az olanlarda da sponsorlu vize yok. Tabii. Ya dedim ki bu iş sponsorlu vizeyle olmayacak galiba. Dedik nasıl yapalım? İlla bir şekilde bulursun ama Ya çok çok uğraştırır herhalde. Öyle düşünüyorum. ciddi bir hazırlık gerekiyor. Bir de ben sponsorlukla gelen kişilerle pek tanışma fırsatım olmadı. O yüzden bir tecrübem yok. Ama şöyle söyleyeyim. Eskiye göre şu an Amerika'da işlemler biraz zorlaştı. Hani yurt dışından bir kişiyi legal olarak bir şirketin getirmesi için bayağı bir sınavlardan geçmek gerekiyor. Bu da çok iyi sınava hazırlanmak, algoritmalara hazırlanmak gibi bir şeyler yapmak gerekiyor. Bu yüzden öğrenci olarak gittikten sonra orada şirketlerle Evet, gerek yüz işte ben yüze de gerek sonrasında hani mülakatlarda baktım o görüştükten iş sonra olmayacak pek kabul daha sponsorlu kolay. vize işi. En azından benim yani çalışacağım meslekte. Sonra dedim ki yani bakayım Evet. başka gitme yolları ne diye. İşte araştırdım biraz sağda solda öğrenci vizesi işte okula gidiyorsun. Okul sana işte çalışma izni çıkartıyor. OPT diye bir şey vardı galiba değil mi? OPT çalışma izni çıkartıyorsun. İşte sonra social security Evet, number OPT veriyorlar olarak vesaire size vesaire. çağırıyor. Sonrasında zaten green card yolu açılıyor. En azından orada kalma şansı var. Ya açılıyor. Aynen öyle. Aslında bununla ilgili detaylı bir soru gelmişti ilk canlı yayını açtığımda da. Bundan bir bahsedeyim istiyorsan detaylı bir şekilde. Okul süreci, okuldan sonrası. Ya ben şimdi gittiğimde yazılım alanı için demiyorum. Genel olarak herhangi bir bölümde, herhangi bir üniversiteye ya da kursa gittikten sonra okulun sağladığı çalışma izni varsa okul 1 ya da 3 yıla kadar çalışma izni veriyor. Bu 3 yıla kadar olanlar da masterlarda veriyor genelde. Master yapan kişilerin de sadece matematik ya da Bilim, engineering teknoloji üzerine yani bu şeyler mühendislik var. üzerine olanlar da Kademe kademe. genelde veriyor. 3 yıla kadar. Tabii, aynen. Onlar da 3 yıla kadar veriyor. Bu çok büyük bir avantaj. Benim kurs veya da 2 yıllık üniversiteler sadece 1 yıla kadar veriyorlar çalışma durumunu. Bu OPT denilen şey Evet. aslında bir mezun olduktan sonra şirkette legal olarak tecrübe edinmenizi sağlayan bir program. Bunu yaptıktan sonra şirket sizi beğenirse ya da kendinizi ispat ederseniz sizin kalmanız için şirket önce H1B denilen çalışma iznine başvuruyor. Çalışma vizesine başvuruyor. Bu vize türünüzü değiştiriyor sizin. Yani F1 vizesinden kalkıp H1B vizesine geçiş yapabiliyorsunuz. Bu da 6 yıla kadar uzatılabiliyor. 6 yıla kadar kalabildikten sonra her sene içerisinde şirket sizin için Green Card'a başvurabiliyor. Bu Green Card başvuru sürecinde ne kadar uzun süre başvurabilirseniz şansınız o kadar artıyor. Genelde ilkinde çıkıyorlar ama bu pandemiden sonra kotalarda bir sıkıntı oldu. Çok başvuran oldu, kotalar azaldı. Bu durumda işte biraz çıkmama riski de oluyor. Çıkmayan birkaç kişiyle de denk geldim. O yüzden bir senelik kurslar, yani bir senelik çalışma izni veren kurslar biraz risk katıyor. Ama tabii ki başka bir yollara baktığınızda yol var mı? Pek yok. Ona göre baktığımızda şu an bir yıllık çalışma izni büyük bir avantaj. Sadece bu üniversite sınavı gibi bir sene harcayıp kendinizden bayağı algoritmaya çalışarak, sınavlara çalışarak yani bir şirketi kendinizi kanıtlayarak bir kap yani ilk girişi yapmak gerekiyor. İlk kapıyı açmak gerekiyor. Ondan sonrası da bir şekilde gelir. Ya da freelance olarak da devam edilebiliyor. O OPT üzerinden devam ettikten sonra. Eğer bir yıllıksa self-employed denilen kendi şirketinizi kurup çalışabiliyorsunuz. Ancak 3 yıllık çalışma izninde kendi şirketinizi kurmanıza izin vermiyor Amerika hükümeti. Böyle bir durum var. Bir Aslında hem senelik de kendi veriyor tecrübe yani için normal bizim gittiğimiz yani gitmeyi nasıl? düşündüğüm senin gittiğin bir senelik kurs sonunda şirket açma hakkı veriyor sana. 3 senelik de mi vermiyor? Tabii. Senin gittiğin bir senelik kursun Bir sonunda daha söyleyebilir misin? mı sana bir şirket yani self-employed şirket kurmana izin veriyor yoksa 3 senelikte mi veriyor? Bir senelikte kendi şirketini kurup kendi adına çalışma izni veriyor. 3 senelikte de
başka bir şirkette de çalışabiliyorsun ama bir Evet. senelik de şey de yapabiliyorsun. Başka şirkette de çalışabiliyorsun. Aslında amaç o da. Kendi şirketini kurup biraz kendimi tecrübe edinmek istiyorum, freelance çalışmak istiyorum dersen bunun avantajı var. Bu arada ben yazılım okuluna gittiğimde İngilizce seviyen vardı. Yani rahat olarak bir çıktığımda insanlarla konuşacak seviyedeydim. Onu biraz şart ediyorlar kursa girmek için. Hani kurslara bir şekilde İngilizcesi çok az olan insanlar da girebiliyor ama sıkıntı şu. İngilizce olmadan okuldan çıktıktan sonra mülakatlara girince sıkıntı oluyor. Yani ben İngilizceyi bildiğim halde mülakatlara girerken İngilizceyi sıfırdan öğrendim diyebilirim. Çünkü teknik İngilizce kullanıyorlar. Mesela ilk 10 mülakatım benim İngilizce öğrenmekle geçti. Yani aslında yazılımsal terimler bunları bir şekilde kursta görüyorsun ama ciddi manada da bir terim üzerine yoğunlaşmıyorsun. Ama bir de sektör çok farklı teoriden. Sektörde insanların sordukları konuşma şekilleri ve en bomba kısmı da Hintliler seni mülakata alıyor. Hindistan İngilizcesi öğrenmek çok farklı bir şey. Ben 20. mülakattan sonra Hindistan İngilizcesi öğrenmeyi öğrendim. Bu çok Biraz farklı daha bir güneye iş. gidip Hindistan'dan Gerçekten o çıkacaksın Cem yani. Yılmaz'ın yaptığı aksanlar çok doğru. Şu an benim anladığım kadarıyla Aslında daha da işine sen gidiyorum Amerika'yı galiba bu geriden bıraktın mı? yakınlarda. Malezya'da mı çalışıyorsun yani? Orada mı hayat kurdun şu anda? Oraya mı yaptın? Yok ben o aldığım çalışma izniyle şirket kurdum. New York'ta şu an bir şirketim var. Orada bayağı bir süre de devam ettirdim onu. Hala şu an devam ediyor. Ama şu an kış geçene kadar Malezya, Endonezya bu sıcak yerlerde kalmayı planlıyorum. Bir Şu an soğuk sen New kış daha York'ta mısın? geçirmek istemedim. Boston'da Yani New okudun. York'un soğuğu Sonrasında da New York'a bayağı soğuk yerleştin. oluyor. Tamam. Biraz karıştı. Aynen öyle. Boston'da okudum. New York'a yerleştim. Şu an Malezya'dayım. Bir ay önce Bali'deydim. Şimdi bir iki ay sonra Bali'ye tekrar dönmeyi planlıyorum. Buralar aslında bu dijital nomad denilen Evet. çalışarak gezenler var ya. Onlar için harika bir yer. Aynen. Hem gerçekten fiyatları çok uygun. Hani dolar bazında baktığımızda çok uygun. Eğer dolar Türkiye'de kazanarak bir şeyler yapmayı planlıyorsa insanlar. deneyebilir miyim? Burası Bazen dolar şey açısından oluyor. bayağı cazip bir yer. Nasıl? Tabii ki orası da öyle. Biraz farklı fırsatları yakalamak da buralardayımken oluyor. Bir de hem hava durumu hem böyle gezenlerle tanıştım. Yani gerek yazılımcı olsun gerek başka alanlarda olsun. Onlarla tanışıp iş paslama konusu da bir fırsat oluşuyor. Bir de şöyle bir şey var. Bazen freelance olarak para kazanabiliyor insanlar ama atıyorum Amerika'da tam yaşayacak kadar olmayabiliyor. Hani o durumda direkt bu taraflara gelebilirler. Hani aylık 1000-1500 dolar arası çok rahat geçinebiliyorsun. Bu da tam anlamıyla işine yoğunlaşmanı sağlıyor. Başka işler yapmaman açısından daha güzel oluyor. Hemen bir sorulara bakıyorum. Kayı nasıl olacak diye. Kurslarda online katılıp daha sonra Amerika'ya gidebilir. Amerika'da olmanız gerekiyor. Herhangi bir kursa katılıp okuyucu almak için. Çünkü bu kurslar sizin orada eğitim aldığınızı ve orada bir iş tecrübesi edinmeniz gerektiğini şart koşuyor. O yüzden hani uzaktan katılma imkanları yok. Freelance olarak işleri aslında dünyasında ben yazılım için Upwork'tayım. Yani Upwork'un dışında alanlarda vardır mutlaka işleri. Ama ben genelde Upwork üzerinden işler alıyorum. Tabii bir de freelance olunca birden fazla iş oluyor. Şimdi sadece yazılım olmuyor. Yazılımın dışında başka blog yazıyorum, işte Instagram'dır, başka yerlerdir bir gelir elde ediyor insan. O zaman da güzel bir şekilde freelance dünyanı kuruyorsun. Hani sadece yazılımla Senin kalmıyorsun, peki o da ilginç bir serüven şekilde. ne kadar uzun sürdü? Şeyden sonra, kurstan Benim sonra. Yani daha doğrusu kurstan sonra ne yaptın? Onu merak ediyorum bundan sonra çok bir şey ya çok heyecanlı bir süreç. 3 ayın oluyor okul bittikten sonra. Eğer okul bittikten 3 ben. ay sonra bir işe girmemiş olursan o çalışma iznin yanıyor. Yani boş yere gidiyor. Burada yazılmak zorundasın eğer Amerika'da kalmak istiyorsan ya da ülke dışına çıkacaksın. Ben mezun olduktan sonra değil birkaç ay öncesinde başladım mülakatlara. Hocalar da öyle demişti. Yani önceden başlayın çünkü öğrenme olacak. Veya da bir iki ay öncesinden bir şirketten kabul alabiliyorsun. Ama okul bittikten sonra o şirkete girebiliyorsun. İşin ilginç yanı benim dikkatimi çeken ilk Amerikalıların hiç diploma ile ilgili bir şey sormaması. Hani biz CV'mizi atıyoruz mutlaka bunlar var ama herhangi bir mülakatta yani çok
büyük firmalarla da mülakata girdim. Ben HP ile de girdim. Yani Amerika'nın kendi bankalarıyla da mülakatlara girdim. Eğitim durumunu sormadı. Ya sadece ne biliyorsun? İşte GitHub adresi nedir bizi attığımız yer. Oraya bakıyorlar. Nerede neler var? Sen ne yapabiliyorsun? Öyle bir süreç vardı. Ben dediğim gibi onlarca mülakata girdim. Bu mülakatların sonucunda çok olumluya yaklaşanlar oldu. Çok istediğim yerlerden olumlu bir cevap alamadım. Onlardan sonra diğer kısımda çok fazla yönelmek istemedim. Çünkü direkt mülakatı algoritma olarak çalışmak gerekiyor. Oturup hani böyle bildiğin ya, algoritma kullanılıyor yazın mutlaka temeli. Ama o aşamadayken ben freelance işlere biraz daha ağırlık verdim. Sonra mülakatlara ağırlık veremedim. Dedim kendi şirketimi kurayım bir şirkete girmektense. Bir iki şirket vardı bayağı ama onda da sürelerimiz bir sıkıntı yaşattı. Dedim ben de freelance olarak devam etmeye karar aldım. Şu açıdan bende daha iyi oldu. Orada olsaydım tabii sektör tecrübesi çok önemli bir şey. Ama bu kadar gezmek ya da bu kadar freelance hayata alışmak kolay olmayacaktı. Şu an aldığım karar doğru diyorum. Ama yine de yeni girecek Evet. insanlarınki Ya işte sektör tecrübesi yaşaması daha benim de güzel aklıma geçen olacaktı. şuydu, hani benim biraz ne bileyim, yani bir buçuk iki senelik bir serüvenim mi diyeyim var, şey açısından, web girişim açısından yaptım böyle birkaç proje falan. Hani kursun sen içeriğini daha iyi biliyorsun, yani çok içeriğine hakim değilim ama hani baktığımda hani tamam React öğretiyorlar ama dediğin yani slide'la anlatıyorlar. Yani o yüzden çok verimli geçeceğini düşünmüyorum. Zaten bildiğimi, en azından temel şeyleri bildiğimi varsayıp oraya gider gitmez hani şirket arayışına girme işine gireceğim. Hani... Ya tabii. Ya kurslar, ben şöyle söyleyeyim. Şimdi Hı? işi genellemek doğru değildir ya. Normalde çok kaliteli hizmet verenler de vardır. Siz biraz böyle maddi ilişki içerisinde kurulmuş oluyor. Genelde alanında yetkin hocalar ders anlatmak için CSI değil mi? girmiyor. Ben sadece gittiğim okuldan bahsediyorum. Başka okullar da vardı. Orada bir evet CSI için. Bu kursta hani gidip orada öğreneceğim diyenlere ben pek o anlamda sadece oraya bağlamamalarını tavsiye ediyorum. Ben Evet. mesela Evet. Udemy'den Sonra öğrendim. Code Udemy'de Angela Yu diye bir eğitimci vardı. Çok ünlü bunlar. Gerçekten de biraz da şey oluyor. Birçok popüler var ama bir tanesi sana hitap Evet. ediyor. Yani konuşması seni etkiliyor, konuşması senin dinlemeni artırıyor. Bu durumda da okul bitmeden aslında kurs tam anlamıyla konulara girmeden ben bütün konuları bitirmiştim. O yüzden de konulara baktığımda Ya orada o çok kursların şöyle bir dezavantajı var. değildi, Yani derindi tamam, açıkçası. adamlar çok güzel içeriği birleştirip koymuşlar, bir araya getirmişler ama hani şimdi çok işinin iç yüzünü bilmeyen insanlar direkt böyle dalıyor. Ama daldığında o kursların aslında hani ilerledikçe çok da güncel Evet. olmadığını görüyorsun. Örneğin yani Cold Steel'in şeyinde, kursunda React falan yoktu mesela. Joy, Moy, şeyler falan vardı. Hatta EJS diye bir şey vardı da şu an ben de Doğru. uzun zamandır kullanmadığım için çok yabancı kaldım. EJS Make gibi şeyler vardı. Onlarla böyle komponent falan filan oluşturuyordum. Komponent de sayılmaz aslında ama. Sonra biraz ilerledikçe şeye falan bakıyorsun, işte atıyorum Node.js'e bakıyorsun, Node.js eskimiş ya da ne bileyim işte MongoDB'ye bakıyorsun, MongoDB'nin versiyonları çok geride kalmış falan. Sonra bakıyorsun ki aslında senin orada öğrendiğin CSS ya da Bootstrap senin hiçbir işine yaramayacak. Aslında senin öğrenmen gereken React'miş başta. Ama o kursta React yok gibi. Ya işte o ince Evet. dediğin için orada biraz böyle patinaj yapıyorsun. Zor Sonrasında aslında. karşılaştığında ya tüh, ben onları öğrenmiştim, şimdi buna ihtiyacım yok mu, yeni bir baştan bir Aynen. şey mi öğreneceğim diye bu sefer kendini yiyorsun. Benim biraz öyle olmuştu açıkçası. Ya telaşlanma süreci çok kötü. Bir de o dönemde bir Devam mentor gibi bir durum arıyorsun. Genelde yazılımcılara yazıyorsun. Onlar sana böyle sadece bana bir yol çizsin. Ya aslında o süreç çok karışık. Ben mesela Java ile başladım. Türkiye'de Java'yı defalarca denedim. 6 ay çalıştım, bıraktım. 6 ay çalıştım, bıraktım. Bu birkaç yıla yaydım. Üniversite döneminden itibaren. Dediğim gibi, bu işte high order komponentler, işte object oriented falan girdiğimde falan ya bakıyorum siyah ekranda bir şeyler yazıyorum ama elde ettiğim bir şey yok falan. Sonrasında kısmet bir şekilde
hani görsel elde edebileceğim nereye girdi? Web alanına girdi. Ondan sonrası da geldi. Ama kurslar biraz kitap okumak gibi oluyor. Kurslar biraz daha güncellenebilir oluyor eğitimciler tarafından. Ama Doğru. gerçek anlamda da son güncel eğitimleri bulmak zor. Aslında Aynen. yazılımcı olmak böyle bir şey. Hani durmadan kendini güncelleyecek videolar izlemek. Yani en güncel versiyonlar zaten YouTube'da bir tane yazılımcıya yazmış atmış oluyor ya da anlatmış oluyor. Hani yeni Aynen. güncellemede neler var, şunlar bunlar. O yüzden bir kurs alıp en azından temel atmak, daha Aynen öyle. sonrasında da En azından işte işin güncellemeleri yüzünü takip etmek daha kolay. zaten onları yaparken biraz da böyle doküman okumayı da Aynen. öğretiyor sana. Hani onu sana aşılıyor. İlerleyince de işte zaten bir yandan araştırıyorsun. Hani ben bunları öğreniyorum Tabii. ama hani acaba doğru yolda mıyım şüphesi var ya. Seni sürekli araştırmaya sevk araştırırken de ha, bakıyorsun işte şu varmış, O atıyorum çok işte iyi. React varmış. Ondan sonra Evet. state management'lar atıyorum işte API call yapacaksan Axios kullanıyorsun ama işte RTK query diye bir şey var. İşte onu araştırıyorsun. Kafan orada bir allak bullak oluyor. Karman çorman oluyor. Evet. Ama dokümanları da bir yandan sana okutturuyor onlar. O da işte sana bir yerde takıldığın zaman işte nereden yardım bulman gerekeceğini aslında birisi olmadan yalnız kendi başına yardım pardon problemi nasıl çözeceğini öğretiyor sana. O da güzel tabii. Biraz Ya tabii tek başına kalıp sorun çözmek çok farklı bir şey. Bir de gerçekten yazılımcı bulup da alanında yetkin en azından yazılımcı bulup da bir küçük mentorluk gibi akıl sormak gibi bir şey çok iyi bir şey. Ya çünkü bütün yazılımcılar sadece kendi girdiği yolu veya da kendi girdiği teknolojiyi sana en güzeli gibi anlatıyor. Bazen anlatıyorlar diyorlar ki mesela evet belki de doğrudur. Bilgisayar mühendisliği tarafından gelenler C ile C++'la başla. Daha sonra kolaya doğru git diyorlar. Ya bu doğru olabilir bir yerde. Ama C'ye bakan bir insan yani eğer kariyer değişikliği yapacaksa ben inanıyorum ki o süreçten gelmeyen insan böyle baktığında bunlar ne demek istiyor? Bu nedir? Aklım almıyor diyeceğine eminim. Çünkü çok zor. Çok yani çok farklı bir şey. Yani en temelden araba yaparken tekerleği icat etmek gibi bir şey oluyor. Bazı şeyler hazır konma ihtimalimiz var. Daha sonrasında derinlemesine inmek benim yolum. Tabii Evet. başkası daha derinlemesine başlayıp sonra kolaya gidebilir. O da ayrı bir şey. Bir de hemen soruyu cevaplayayım da birkaç tane birikti. Ozan şirket kurma sürecim ben New York'ta kurdum. Çok tavsiye etmem. Benim bazı ihtiyaçlarım vardı. O anlamda New York'ta kurdum. Ortalama 700 doları buldu. Ama işte Wyoming ya da başka vergi oranı düşük olan yerlerde ortalama 200 dolara falan da kurulabiliyor. Freelance olarak Hakan Özdemir freelance'e tam olarak nasıl hazır ol? Freelance'e hazır olmuyor insan aslında ya. Freelance'e biraz tuhaf ama hani böyle ilk işimi aldım, hazırdım, yapabiliyorum gibi bir şey olmuyor. Upwork'e başvuruyorum. Mesela ben hazır değildim. Yani en azından hazır olmadığımı düşünüyordum. Upwork'e defalarca başvurdum, başvurdum, başvurdum. Sonrasında bir tanesi dönüş yaptı. Onu bir şekilde başarılı şekilde hallettikten sonra o birden fazla müşteri kazandırıyor bize. Ondan sonra böyle biraz Upwork'e başvurmadan da müşterilerin gelmesini sağlıyor. Aslında bu birçok alanda da geçerli. Hani ben üniversite yıllarında blog yazarlığı yapıyordum. Sadece yazıp satış yapıyordum. Birkaç tane müşteri elde ettikten sonra daha sonra onlar sana dönüş yapıyor. O şekilde satılabiliyor. Eğitim aldım ama kendimi o anlamda yeterli görmedim. Ya aslında yeterli görünecek bir yanı yok. Bazen de dürüst olmak gerekiyor. Ben mesela birçok Upwork'te başvurduğum iş ilanlara dedim ki ben yeniyim. Yani bir tecrübem var ama tam olarak neler yapabildiğimi bilemiyorum. Ama senin bu istediğin şeyi yapabileceğimi düşünüyorum dedim. Onlar da dürüst bir şekilde kabul etti. Girdim. Hatta bir tanesiyle bug çözme olayıydı. Ben çok kolay çözebileceğimi düşündüm. Bir girdim, çözemedim. Meğerse sadece bir paketin versiyonu eskimiş. Onu bile hani o değildir dedim ben. Kolay kolay bu hatayı alamaz dedim. Ama meğerse oymuş. Sonra biz o gün kapattık. Ben yapamıyorum dedim, kabul ettim. Sonra o kendisi bulmuş bir şekilde. Öyle dönüş yaptı. Bu kötü de olabilir, iyi de olabilir. Ya bu tecrübe bir şekilde başvurmakla geçiyor. Sanırım biraz şey olmak gerekiyor. Böyle fırlama mı deniliyor ya da ne bileyim Girişkenlik çekinmemek gerekiyor. Bir şekilde açmak gerekiyor. Sonrası geliyor o da bende biraz yani. Mutlaka önemli. Ya bir şekilde olabilir. Ama sonuçta bir kabinde çalışıyorsan birçok kişinin yok o konuda önünde yok da konuşma benim yapıyorsun. biraz O da kendi biraz atılganlık, çekingenlik proaktiflik hata galiba. konusunda
sıkıntım var. Hani Öyle ya bir o durum biraz da var. şeyden geliyor. Hani her şeyi tamam tamamlayayım da. Ya şu an mesela birçok proje yapabilirdim ya da öncesinde Amerika serüveninin öncesinde daha başlamadık ama işte bir takım işlere girip orada tecrübe edinebilirdim ama hani kendim mesela yeterli görmüyorum bir takım alanlarda. Örneğin hala Arctic Aquarium'de işte öğrenemediğim birkaç şey var, işte mutation'lar falan. Mutation'ları falan hallettik de şimdi bu entity adapter diye böyle saçma sapan bir şeyler var. Tam anlamadım. Anlayamayacağım. Bir de TypeScript var. Ondan sonra Mongo diye bir de işte biraz daha advanced konular var ya, işte aggregation'lar falan. Onları bir halledeyim. Onları da hallettikten sonra herhalde şey diyeceğim. Tamam hani sen olmadın ama hani iyisin. İyisin diyebileceğim. Yani ama birçok Ya konusunda iyi olduğumu söylüyorlar. Tabii o da göreceli bir şey. evet. Ben de açıkçası senin dediğin gibi neye hakim olduğumu ben de Ya bilmiyorum. bu biraz girdikten sonra kullandığın terimlere baktığım kadarıyla zaten normal bir giriş seviyesinin üstüne geçmiş durumdasın belirli teknolojilerde. Çünkü bu MongoDB'de bir de biraz daha ileriki seviye konular. Genelde de zaten yaptığın birçok projede kendi adına yapacaksın ilk projelerde kullanmayacaksın ama kompleks projelere girdiğinde kullanacağın şeyler. Hazır olduğun iki tane seçenek var zaten önümüzde. Bir bazı insanlar var ben tanıştım. Ya hiçbir şekilde bir şeyler üretmeden o kadar atılı ki gidip firmalarla konuşuyor, kişilerle konuşuyor, atlıyor, hopluyor, kendini sokuyor bir şekilde. Sonra oradan öğretiyor. Ama bazen de şey oluyor, çekingen insan oluyor. Bu da gerçekten çok iyi ders çalışmak zorunda kalıyor. Kendini hazırlayacaksın, sorulan sorulara cevap verebilecek konuma geleceksin. Sonrasında da Teşekkür ederim. Gördüm şu an atlayacaksın. Bak bu bölmeyeyim diye yorumlarda konuşmuştum. Cem yazan Mecan. Teşekkür ederim Mecan. Yok yok. Cem benim New York'ta arkadaşım beraber başladık bu serüvene. Beraber HTML, CSS, JavaScript, React bu süreçleri hep birlikte geçirdik biz. Daha sonrasında bir grup kurduk. Onunla da bir canlı. Orada da işte orada yaşadıklarımız, bu süreçte girdiklerimiz, şu an ne yaptığı falan gibisinden. O da güzel bir yayın ola. Vallahi bu şekilde şu an düşündüğüm gereken. Ya bir de şey vardı, vize türleri vardı. Sen vize türlerini araştırdın mı? Biraz Öğrenci kesik olarak geldi de sesin, yanlış orayı mı başka bir tamamlayamadım. şekilde Vize türleri doğru dedin galiba. yönlü. Vize, aynen vize türlerini Diğer yolları sadece öğrenci araştırmadım ama olarak mı bana gelmeye mantıklısı şu an planlıyorsun? öğrencilik Diğer gibi yolları geldi. araştırdın Ya mı? o okulu ödediğim para hani işte 6.300 yani neyse 6.000 diyelim biz ona düz. O işte o kendimizi atmak Evet. için ödeyeceğimiz bir bedel gibi bakıyorum ona. Çok da önemli bir miktar değil aslında. Ucuz fena değil de Tabii ki hepsini tek of. seferde Bu vermemen de bayağı güzel bir ucuz. şey. Hani Yani 2000-2000 aslında diye ortalama. ödüyorsun herhalde 3 quarter şeklinde. Ben 1600 olarak 4 şekilde ödedik biz yanlış hatırlamıyorsam. 1600-1600. Kaç? 3 ayda bir ödeme yapıyorsun bir yıla kadar. 6750 dolardı. Sanırım hala sabit tutuyorlar. O bölüm ben oradayken yeni açıldı. İlk öğrencisi bendim. Ama hala koruyor. Bu büyük bir fırsat. Yani gitmek isteyene de ben büyük bir fırsat olarak görüyorum bunları. Çünkü yazılım alanında çalışma izni veren, F1 statüsünü karşılayacak ITV'ni veren başka okul birkaç tane var Los Angeles taraflarında ama işte 20 bin, 30 bin dolar gibi fiyatlar çekiyor. Tabii ya da Ookla Extension var Ookla'nın ama orası da senin özel bir dil okulundan bir sertifika almanı gerektiriyor. Sonrasında bir 10 bin dolara geçkin para yatırman gerekiyor. Yani zorlu bir süreç. Ya bu okul en azından şu an sıkıntı çıkmadan, Ya işte dediğin gibi kapanmadan evet önce yani diyelim en eğer azından o da kişiden kişiye göre kullanılabilecek bir değişiyor. okul. Mesela ben kendime güvendiğim için oraya hani gidip de çok bir şey öğreneceğimi zannetmiyorum. En fazla hani bildiklerim üzerinden geçip tekrar etmiş olurum. Hani brush up diyorlar ya. Öyle bir şey olur. O yüzden hani böyle bir şey yol tercih edeceksen ödenmesi gereken bir şey. Çünkü Evet. sundukları imkanlar gayet cazip yani. Verdiğim para karşılığı. Belki
ki duymuşsun şu Ya fiyat öyle yasaklar var sanırım. ya. Çok güzel İşte cami. giriyorsun 6 ay bootcamp işte 9 bin, 10 bin dolar hatta 20 bin dolarda falan çıkıyor galiba o kurs ücretleri. Sonrasında işte 100 bin dolarla seni işe Süper. başlatıyoruz gibi gibi işte vaatler. Ya onlar Evet. biraz yasal statüyü sen Onlar da dediğin karşıladığın gibi durumlarda oluyor. Yani vize senin zaten hali sunmuyorlar. hazırda Hatta bir çalışmıyorsun. F1 vize şeyi bile yok. Sadece parayı veriyorsun ama oradaysan eğer. Evet. Orada yaşıyorsun. İşte onu efendim? Tabii ki de. Ya genelde de green card'ı olanlar Evet. başvuruyor. O yüzden bununla Genelde de green kıyaslayınca card'ı bu olanlar bulunmaz nimet başvuruyor gibi bir o şey. kurslara. Umarım dediğin gibi kapanmaz. Ya şu an iyi bir, hatta biraz şey var. Chicago'da bunların bir kampüsleşme yapısı var. Orada bir takım üniversite bölümleri var. Hatta başka üniversitelerle anlaşmaları var. Boston'da sadece küçük bir kurs olarak kalıyor ama diğer yerde üniversite gibi imkanları da var. Yani diğer kursları ben pek önermem. O da ayrı bir konu. Bayağı bir ayrı konu. Bu tester olayı. İşte Hintliler ve bizim millet orada biraz bir takım işlere girmişler. Yani o işlere 100 bin dolarla girmek için senior olmak gerekiyor. Sizi de senior yapıyorlar 6 ayda. Hani bu işin üstü kapalı bir şekilde anlatacağım kadarı bu. Onu tavsiye etmem. Çünkü bazı şeyler sonradan açığa çıktığında sıkıntı yaşayabiliyorlar. Evet. Ama tabii girenler Şimdi o de kısmı bir kendileri bilirler. Sonuçta girecekleri kendi süreci. efendim? Ya okullar ciddi pahalı. Okullar ciddi pahalı. Şu an New York'ta 20 bin dolardan fazla diyor da ben üniversitelere girmek isteyenleri şu an düşünüyorum da ciddi para. Mesela kalışlarda 20 bin dolardan başlıyor. Üniversite 4 yıllık okumak isteyenler yıllık 40 bin dolara kadar ki başlangıç olarak düşün. Ciddi bir para harcamaları gerekiyor. Ya bu paraları işte bir soru vardı aslında soruluydu o okul döneminde nasıl geçim sağlanıyor gibisinden. Amerika hükümeti F1 vizesiyle çalışma izni vermiyor. Eğer çok özel bir statüye girmediyseniz, çok özel bir sıkıntıya girmediyseniz, sizin halihazırda bir parayla gitmenizi sağlıyor. Ama tabii ki bunu farklı şekilde kullanan, farklı şekilde gelir elde eden insanlar da mevcut. Onu da gidince görürsünüz. Aç kalmazsınız yani bir Yani şekilde gidin. yine Kalmazsınız kaçak diyorum. göçek işler yaparak Sanmayın. hayatta kalacaksın yani. Zaten Olur. Derler ya sen hani cepten ben yaptın yapmadım o ama bir zaman arkadaşım biraz. yapmış galiba böyle bir şeyler duydum. Bana gerek kalmadı diyelim. Ben Şeyi zaten biliyorum çalışma ama izni aldım ve eğer yaptım gibi düşünebilirsin. OCP mi diyorlardı? Ne diyorlardı? Student okulun işte sen yetkili kişisi yani senden sorumlu olan kişi. Hangisi? DSO muydu? Designated Student bir şey. Evet. DSO olarak Ona geçiyor. gidip başvurduğunda o Aynen. pre-OPT olabiliyormuş. Aynen. Yani girer girmez hani belki ilk haftasında değil de hani atıyorum bir ay içerisinde çalışma izni çıkartabiliyor musun? O da herhalde 20 saatlik bir şey mi oluyormuş? Öyle bir şey oluyor sanırım. Yok ya bu çalışma iznini bir yıl boyunca full time kullanabiliyorsun ya da okul bitmeden 6 ay önce başlayıp part time çalışabiliyorsun. Okul bittikten sonra da bir 6 ay daha çalışıp işte bitirebiliyorsun ama çalışma izninin süresini kısaltıyor bu. Tabii o sürede part time girip de bir yerde işe orada kendini kanıtlarsan zaten bir sonraki 6 ayda da senin sponsorun olurlar. Bu da bir fırsat ama bilmiyorum ben deneyemedim böyle bir şeyi. Ama Cem'in dediği gibi şu an daha gitmeden yapılan planlar çok fazla değişebiliyor. Şu an tabii ki garantici olarak gitmek çok doğru hesapları yapmak. Evet. Ama gittiğinde çok çok farklı değişken var. Oraya gittikten sonra da Gelmeden değişecektir çok yani. Ona göre plan tutmayalım. yapmak lazım. Muhammed arkadaşım da bilir. Bakalım. Arkadaşa onu. Tabii. Aynen. Anlamadım. Ya tabii canım. Yaptığım planlar hani Yapılan plan. Aynen. Yap. gittim. Aynen. Ya bazı planlar yapıyoruz, gidiyoruz. Aslında şey gibi hedefleniyor. Yani kağıtta yazanlar neyse biz de ona göre yapacağız gerekiyor. İlginç bir şekilde mesela Amerika kurallara bağlı olan bir ülke olmasına rağmen biraz
açık hava pazarı gibi bir yapısı var. Mesela üniversitelerde de çok farklı sistem çalışıyor. Okullarda da çok farklı çalışıyor. Örneğin seninle ben bir üniversiteye kaydolacağız. Aynı masada, aynı sırada, aynı bölümde okuyabilirken mesela ben 20 bin dolar vermişimdir yıllık. Sen yanında 40 bin dolar vermişsindir. Hani senin kendini nasıl pazarladığına göre değişiyor. İlginç bir şekilde sabit bir fiyat yok. Bu da burs. Yani yüzlerce burs koymuşlar. İşte bu kişi şu kadar burs hak etti. Sen bu kadar hak ettiğin gibi bölümlere ayırıyorlar. Biraz bir girişimcilere doğru yönlendiriyor. Yani kendini nasıl pazarlıyorsan hiç bilmeden de bir işe girebiliyorsun. Web fiyatları ne kadar? Geliştirmeyi Web kazanmış oluyor. fiyatları derken web kursları mı acaba? Manevi. Web gelişimi fiyatlarını sormuş herhalde. Sesin kesik. Bir daha söyleyebilir Web misin? gelişimi kursları fiyatını herhalde. Ben öyle anladım, bilmiyorum. Ha. Biraz evet, web fiyatları ne Freelance kadar? olarak Web mı sitesi mi acaba? yapacağız Ucu ya açık da bir konu da. kurs? Ya web sitesinde belirli bir fiyat yok aslında baktığında. O da biraz pazarlamaya kalıyor. Hani Yani 1000 dolardan onu 100 bin dolara kadar da pazarlayan olabiliyor. ben Ama ilk ilk girdiğimizde tabii işin ki daha freelance değil mi? Hani sektörün kurstan altında mezun olduktan fiyatlanmak sonra zorunda da ilk işin kalıyorsun. freelance. Aa, büyük başarı aslında. O da büyük gözüküyor. Tabii. Ya ben sektör tecrübesine sahip değilim açıkçası. Ha site yapımı. Ya site yapımı konusunda bir bilgim yok açıkçası. Hani ne desem yalan olur. Ben sadece Upwork üzerinden bakıyorum. Upwork'te de çok çeşitli şeyler istiyorlar. Mesela site içerisinde ne bulunacak? Bir application bulunacak mı? Yoksa tek sayfa mı olacak? Yoksa işte bazı restoranlar şey istiyor. Kendi ürünlerini Uber gibi ya da yemek sepeti gibi şeylere koymayıp kendi üzerinden satış yapmak istiyor. Komisyon vermemek istiyor. Böyle fonksiyonlar olunca çok daha farklı oluyor. Ama genelde çok kompleks işlere girilmemeyi tavsiye ediyorum ilk girişte. Çünkü içinden çıkılmıyor. Bana bir şey önerisi yapan olmuştu arkadaşlık sitesi kurmak için. Yani muhabbet şöyle başlıyor. Ya ben diyor Amerika'da Türkleri buluşturmak istiyorum. Güzel. İşte Türkler birbirleriyle buluşsunlar. Ne olsun? İşte bir Türk en yakınındaki Türk'ü kaydırınca bulabilsin falan. Dedim Tinder'a gidiyor bu muhabbet falan. Ondan sonra da işte kadın erkek olaylarına falan girdi. Dedim yok bazen iyi bir şekilde sormak gerekiyor soruları. Çünkü müşteri Ha, sana üstü kapalı söylüyor. Sonra yani iş şey, değişiyor. Amerika'da Çok sadece Türklere basitse özel önce dating girmek, sonra kompleti uygulaması. Aslında incelemek senden gibi. isteği bu ama üstü kapalı mı söyledi bunu? İlginçmiş. Tam olarak bu, tam olarak bu. Ama üstü kapalı söyledi. Yani bilmiyorum, yapabilen varsa yapsın Yani böyle bir şeyi de. Ona da bir şey demiyorum. Değişik olabilir. girişimleri Aynen. Seninle değil mi bir şey konuşuyorduk da bu ha. webten önce. Ha freelance olarak işte. İlginç bir şekilde benim de mesela sektör tecrübem yok. Yani ben sektör tecrübesini olmayı isteyen, çok isteyen biriyim. Çünkü belirli kuralların, sabit şeylerin içerisine girmek biraz zorlamak açısından kendini iyi oluyor. Bir de her şeyi sana hazır veriyorlar. Mesela şu an yazılımda sen girdiğinde görüyorsun. Hani nerede ne yapmam gerektiğini Evet. düşünüyorsun. Ama iş sadece şunları şunları yap diye sana kalıplar veriyor. O işi yapabilmek de çok basit oluyor. Çünkü ben mülakata girdiğimde bana işte proje örnekleri istediler benden. Şunu şunu yapabilen bir program yaz. Bunu girdiğinde şu çıktıları alacaksın diye bana çok net bir şekilde anlatıyorlar. Ben de sadece o girdi, o çıktı. Çok basit bir Evet. şekilde yazıyorum. Ama kendim proje yaptığımda bunun dizaynı, user'ı nasıl etkileyecek? Daha sonrasında backend'den veriler nasıl gelecek? Backend'den veri nasıl gelecek derken iş başına geçince veriler farklı gelmeye başlıyor. Aynen öyle. Bunu dizayna yansıtman çok farklı oluyor. Çok farklı bir süreç. Aslında ben genelde en azından bir Twitter'da senior bir yazılımcı bulup ona Ben de işte soru senin bu bombardımanı yapmak daha mantıklı bahsettiğin diye düşünüyorum. nasıl diyeyim Böyle daraltmak konulu gerekiyor. endişeler yüzünden freelance'dense girip böyle sektörde en azından bu işin standardını hani daha iyi bilenler bu işi nasıl yapıyor? Ya da mesela atıyorum Evet. freelance yapacaksın ama dediğin gibi işte baştan onu kendin dizayn edip işte o işte atıyorum database'teki o şemaları kuruyorsun ya, data modelleri falan var. Hani onları bile yapmak hani uğraşmak zamanın oluyor Evet. ama orada senin önüne hazır taslak bir şekilde geliyor. Onları sürekli yapınca da artık nasıl diyeyim sana biraz otomasyona bağlamış oluyorsun ama
En azından öyle, hani nasıl bir yol izlemen gerektiğini şu an biz de biliyoruz ama Aynen. orada işler biraz daha sistematik yürüyor ya. Senin işte öğrendiğin sana katma değer olacak işte. Yani Tabii. adam bana işleyiş, tam olarak E tabii, işleyiş bir de işte. Nasıl şirkete oluyor? girmek Gittin sabah işe, istiyorsan başka sana bir şirketin tecrübeleri. görevini atıyorlar işte, bugün şu dizaynı alacağız, yapacağız. İşte kaç kişiyiz? 10 kişiyiz. Tamam, sen bunun database ile ilgilen. Sen bunun işte ön kısmı ile ilgilen. Sen şu konu ile ilgilen. Sen işte API kollarını yap. Sen işte ne bileyim şunu yap, bunu yap falan filan. Evet. Bir görev dağılımı oluyor. Sen de orada görüyorsun, diyorsun ki ha işte işler demek kurumsal firma vardı. Bu şekilde giriyor. Ama sen onu kendin başına yapmaya kalktığında karıştırabilirsin, en azından Tabii. tecrüben yoksa. Ben bilmiyorum, bana öyle geldi. Ya bir şekilde doğru, mesela ben kendi projemde API'nden tut işte backend'inden front-end'inden her şeyi kendim yapıyorum. Ama şirketlerde şöyle bir şey oluyor. Şirketin ekstradan bir de sorduğu şey var. İşte agile yönetim. Bu bir proje nasıl yönetiliyor? Bunun yönetimi hakkında tecrüben var mı diyor. İşte biz freelance olarak Trello gibi şeyleri kullanıyoruz ama profesyonelde Jira denilen yöntem var. İşte projeyi yöneticisi oraya küçük küçük sticker'larla görevler veriyor. Bunu işte database yapacak diyor. Bunu diyor backend'de başka işlemleri yapan kişiler yapacak. Bunu da frontend'çiler yapacak diyor. Sen orada onu seçip kendin yapıyorsun ki bu senin takım oyununa elverişli olduğunu gösteriyor. Bana şirketlerde de bunu sordular. İşte bir iş yönetimi hakkında bilgin var mı? Hangi yazılımlar kullanılıyor? İşte bir takım içerisinde çalışırken nelere dikkat edeceksin gibi ilginç sorular sordular. Ya bu anlamda da bir şirkete girmek %50 %60 bir avantaj sağlıyor. Tabii geri kalan %40 %50'lik bir oranda yaptığın projeler oluyor. Ama bir şirkete girmek mi, proje yapmak mı? Çok iyi bir proje yapıp da iyi bir ziyaretçi alan bir projen Evet, ben de varsa öyle o düşünüyorum. mantıkla bunun dışında bir şirkete girmek daha avantajlı. 3.000 dolarmış galiba. 3.000 dolara bence iyi. Şu an ben oradaki kazançları düşününce bir site için 3.000 dolara güzel. Ya tabii şöyle bir şey var. Amerikalılar çok fazla böyle prosedürlere bağlı kaldıkları için küçücük bir işe binlerce dolar isteyebiliyorlar. Yani sadece benim adımı yaz bir web sitesi yap dendiğin zaman 10 bin dolar diyebiliyorlar. Bunu 3 aya 5 aya yayarım diyorlar. E burada da bizim Türkler işin içine girince 10 günde sana bir siteyi 3 bin dolara yapabilirim. Aşamasına geliyor. Gerçekten o anlamda da biraz çalışkanız. 3 bin dolar yani sektörde ben tecrübeli değilim ama o rakam oradaki birisi yapsaydı onun için bile iyi bir rakamdı bence. Tabii ne kadar zamanla olduğunu bilmiyorum. Eğer bir ay veya da Evet, tabii proje altındaysa şimdi. 3.000 Bir de dolar işte iyi bir o fiyat. derinliği önemli projenin. Yani ne kadar derin. Ne kadar derin, o kadar daha pahalı. E tabii. Tabii Şu ben an kendi projeme girdim peki mobilde. Çıkamıyorum işin içinden yani öyle React söyleyeyim. Native'e geçişin nasıl oluyor? Daha doğrusu mobil Biraz geliştirmeye. ben Native. JavaScript'ten sonra zaten React'e geçtim. Bu web alanında kullanılan framework zaten. Daha sonrasında da React Native'de React'in hemen hemen aynısı. Sadece birkaç syntaxlarda değişiklik yaşıyorsun. Mobile geçtim. Sonra mobilde yaptığım daha çok hoşuma gitti. Dedim ben mobilde devam ediyorum. Sonra baktım webten daha çok hoşuma gitmeye başladı. Çünkü yaptım kendi uygulamalarımı kendi telefonumda görebiliyorum. Şu açıdan güzel oluyor. Kendin telefonunda görmek istediğin bir uygulama var. Bunu kendin yapıp atıyorsun. Bu da ilk kullanıcının senin olmanı sağlıyor. İlk işte hataları senin görmeni sağlıyor. Ama burada da sıkıntılar şu işte cihazlara göre sıkıntı çıkıyor. Ben girecek olanlar varsa tabii React Native ile iki platforma da Android ve iOS'a yazsınlar diyorum. Ama bir tane seçeceklerse iOS'u seçsinler. Tabii MacBook veya iPhone'ları varsa. Çünkü Android'de çok fazla marka var. Bir tane işletim sistemi var. Çok fazla marka var. O her türlü marka birçok değişkeni oluşturabiliyor. Ama iPhone'da olmuyor. Çünkü iPhone bütün kontrolü kendi elinde yapıyor. Yani kodu bir kere yazdıktan sonra bütün çıkacak versiyonlara uyabiliyorsun. Ama Android'de her çıkan telefona, her ekran size'ına göre bir sıkıntı çıkartabiliyor. E tabi o alanda profesyonel olanlar bunun sıkıntısını yaşamıyordur ama React Native kısıtlı alan veriyor bize kontrolde. Yani native dillere yönelmek lazım bir yerden sonra. Her iki platform içinde hibrit diller henüz ciddi anlamda hazır değiller. Çünkü mülakata da girdim ben New York'ta. Ya evet dedi, React Native'i kullanıyoruz dediler. Bu
nasıl doktorların görüşme yaptığı, hastalarıyla direkt görüşme yaptığı bir projeydi bu. Onlarla görüştüm. Evet, güzel ama birçok sıkıntı çıkıyor. Müdahalemiz azalıyor diyorlar. Çünkü React Native'de sıkıntı yaşadığında gidip native kodları yazman gerekiyor. İşte Kotlin yazacaksın Android tarafında. iOS'ta Swift yazacaksın ki modülleri toparlayıp tekrar bir tane application yapabilmek için. O anlamda da biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ama yeni girenler için ya da işte ne bileyim bilgisayar mühendisliğinden çıkışlı olmayanlar için ben React Native tavsiye ederim. Diğer türlü Swift ve Kotlin. İkisi de zaten C türü şeyler, diller. Onları tavsiye ederim ben. Vallahi Zoyan bu şekilde Benim sana var mı soracağım işte başka soru şeydi, sormak hani istiyorsun? Boston, şimdi ben iki seçenek var dediğim gibi, iki tane kampüs var, bir Boston'da bir de şeyde Chicago'da, değil mi? Boston bana daha mantıklı bir geldi. Chicago'dan. Hem nüfus, yani nüfus şöyle, hani kalabalık olan yerde fırsatlar daha fazla oluyor gibi, hani benim tecrübe ettiğim şey bu. Yani İstanbul gibi düşünebilirsin. İstanbul'da mı daha iş imkanı daha fazla? Yoksa işte atıyorum Kars'ta mı, Ağrı'da mı? Tabii ki İstanbul'da. Hani tamam, rekabet de bir o kadar üst seviyede ama en azından çeşitlilik çok. Orada sadece yazılım açısından düşünmüyorum ben. Hani oraya gittiğim zaman atıyorum işte ek iş yapacağım veya ne bileyim işte bir takım site kuruyorlar ya Amerikalılar. Site hustle'lar falan. Benim Tabii. için en azından seçenek daha çok olur Yani. gibi düşündüm. Aslında daha mantıklı gibi geldi. Ya aslında o dediğin aslında bu dediğin tam olarak Chicago'da var. Hani Chicago Boston'a göre daha büyük bir şehir. Yapılaşması New York gibi, İstanbul gibi. Boston bizim Eskişehir'in aynısı. Ha, Boston'ı tavsiye eder miyim? Şöyle ederim. Zaten Boston'da, Chicago'da ikisi de kuzey enleminde olduğu için aşırı soğuk yerler. Hani ikisinde de soğuk sıkıntısı yaşayacağın için Boston insan kalitesi çok yüksek. Yani bir insana insan kalitesi demeyi çok istemezdim ama ciddi fark var. Yani gerçekten ilginç bir şekilde bütün dünyadaki insanları toparlamışlar, oraya getirmişler. Birçok şey öğrenebiliyorsun. Mesela Harvard'da birçok Türk profesör var ve bunu biz bilmiyoruz. O insanlar da bu şekilde mesela sosyal medyada ön plana çıkmıyor, işte ne bileyim projeler ön plana çıkmıyor ama ben orada tanıştım. Çok çok yetkin insanlar var ve çalıştıkları projelere inanamazsın. Çok ilginç şeyler üzerine çalışıyorlar. Yani bu anlamda ve akademik anlamda çok güzel. Ya Chicago biraz New York mantığıyla, İstanbul mantığıyla düşün. Biraz business'a yönelik. Ama Boston akademik alanda biraz da küçük şehir seviyorsan Boston daha iyi olabilir. Hani çok fazla merkezi olan çok büyük bir şehir değil. Ben Ben de gittim, soğukta sevdim. Sadece çok soğuk kaçamayacağım oluyor. Onun herhalde. dışında da bir Hep böyle sorun olduğunu sıcak düşünmüyorum. iklimlere doğru yerleştim. Ya kamp içine Evet, tabii kamp içine gideceksen baktım ben de orada aynı. başka çare yok. Chicago da çok soğuk. Orası Şimdi aşırı rüzgarlı bir yer. iki O yüzden ikisinden biri. seçenek dışında başka yerde okul yok Ya zaten. bir bastın deme. Atıyorum CSI. Ya işte Kaliforniya'da var ama bir sıkıntı oluşuyor Kaliforniya'da. İşte ulaşım ağları sıkıntılı. Ama Kaliforniya'da hem ulaşım yok. Bu demek oluyor ki araba masrafı çıkacak sana. Şey Evler daha zaten değil, o pahalı. ismi Ev Santa kontrolü Barbara'ydı masrafı galiba. çıkacak. Kurslar zaten pahalı. Öyle bir eğitim kurulu vardı üniversite. Senin paylaştığın linklerin bir tanesine vardı sanırım. Üniversite. Santa Barbara Üniversitesi, o yine biraz daha güneydeydi. Yani Los Angeles buradaysa Antalya gittim bilmiyorum ama Evet. Antalya nerede? Kaş nerede mesela? Ya da atıyorum Finike. Bayağı. Zıt, tam tersinde yani. Şehir de çok şey, böyle ulaşım ağları olan bir yer değil. Hani herhangi bir yere gidecekken de yani bütçene göre ev bulunca dışarıda bulmak zorundasın. Sonra gitmek istediğin yerde merkezi konumda oluyor. Durmadan gel git falan ya da araba masrafı, Evet. bunun yakıt masrafı ki yakıt şu an Kaliforniya'da daha yüksek. Pandemiden sonra Nereden? ciddi oranda bir fark oluşmaya başladı. Yani bilmiyorum, tavsiye ya, şu an bir anda büyük sektöre girmek için gidilecekse New York'a girmek daha mantıklı. New York'ta farklı seçenekler daha çok çıkıyor. Kurs anlamında değil tabii ki. Boston New York'a yakın olduğu için o anlamda da tavsiye ederim. 5 saatlik bir yolu var zaten otobüsle. Çok rahat 10-12 dolar civarı falan da en son otobüs fiyatları. Günübirlik bile gidip gelinebilir. Öyle bir şeyse daha tavsiye ederim. Çünkü Boston bittikten sonra New York'a geçmek biraz daha iyi. Mülakatları oradan girmek. Orada daha çok firmalar var. Bu açıdan.
Bakalım. Olur Ben gidip de bastın güzel orası görünüyor. baktığımızda ya. Ben de işte attım maili, bekliyorum kızın orada sorumlu olan kişi kimse artık. Üçüne dönecekmiş de. Ne yapmış? Ben de bir an önce başvuracağım Ya. özdeşten birine. Bakalım inşallah kabul ederler. Ya. İnşallah. Ya okul normalde şeye döndü. Komple remote olmuştu pandemide. Ve komple remote olanların vize alma ihtimali yok normalde. Ama eğer hibrite döndüyse ki sanırım son zamanlarda hibrite dönmüş. Yani haftada bir gün de olsa okula gidiyorsan F1 vizesine başvurma hakkı doğuruyor. Bir de haftada 3 gün ve akşamları yapıyor. Genelde çalışanlar için insanlara bir fırsat sunuyor. O Baktım da yüzden 600 saatti okul toplamda. saatleri de çok değil. Kursun O yani açıdan toplam iyi. ders süresi. Bunun 200 saati online'dı sadece. Demek ki herhalde gidiyorsun. Yani. Aa, o zaman gidiyorsun demektir. Güzel gidilir. Yani bastığında ulaşım sorunu yaşamazsın o anlamda. Tamam, sağ ol, teşekkür ederim. İyi olur yani. Orada. Hakkında hayırlısı olsun diyelim. Tamam. Rica Başka soracağım. ederim. O Çok da zaman şey yapamadım, bitirelim aktaramadım. burada. Çok da şey olmasın. Olsun diye. İlerletmeyelim. Seni yüz yüze görüştük yakın Yok varsa olmasak da. sorabilirsin. Kısmetse artık. Sen New York'a döndüğünde mi ya da ben Boston'a geldiğimde bir şekilde kısmetse görüşürüz. Kısmetse görüşürüz. Ya da Türkiye'de denk geliriz belki. Belli olmaz. Ya bir ay önce Türkiye'deydim zaten. Bir ay değil pardon. 2 ay önce falan Türkiye'deydim. Oradan bir ay kaldık. Buraya Tamam, geldik yine bir hafta irtibatta sonra. kalırız. Bakalım. Tekrar bir Evet. uğrayabiliriz belki. Aynen. Tamam. Tamam, Teşekkür memnun ederim. oldum O çok. zaman görüşmek Kendine iyi üzere. bak. Teşekkür ederim. Tamamdır. Tamam, tamamdır. Oldu o Memnun zaman. İyi oldum. Ben de akşamlar. bir Kendine iki iyi dakika bak. soruyu cevaplayıp Hadi. çıkacağım birazdan. İyi akşamlar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Berkay, bu Chicago'daki kampüsün adı da aynı. Computer System Institute olarak geçiyor. Ben hatta yazayım alta. Hemen yazıyorum. Tamam. Bu şekilde yazdım. Ben bu canlı yayını da kaydediyor bildiğim kadarıyla Instagram. Kaydettikten sonra bunu tekrar Instagram'da da paylaşacağım. Tabii biraz hızlandırılmış bir şekilde paylaşırım. Önemli olan kısımları paylaşırım. Oradan da kaçırdığınız ya da merak ettiğiniz şeyler varsa oradan görebilirsiniz. Aslında buna devam edeceğiz. Hatta New York'taki arkadaşımla bir canlı yayın yapacağız. Onun tecrübeleri benden çok daha farklı. En azından New York açısından da farklı tecrübelere sahip. Onunla da kısmetse bir yayın yaparız. Şu an için herkese teşekkür ederim katıldığınız için. Bugünlük bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere.